Selam arkadaşlar, Uzun Makarna kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte estetiksiz fotoğraflarımı inceleyeceğiz arkadaşlar. Ben bunları Instagram'daki arşiv storyler kısmından aldım. Bir de yüzüm ne kadar parlak gözüküyor. Bir makyaj temizleme suyuyla sildim normalde ama içinde yağ da vardı muhtemelen. Ben estetik yaptırmadan önce, yani burun estetiğimi yaptırmadan önce fotoğraflarımda hep çok fazla ışık kullanıyordum bilerek. Burada da bildiğin yüzüme sanki nur inmiş. Onu da şu şekilde yapıyordum. Fotoğraf çekiniyorum ya, arkama tıklıyorum, arkama göre ışığı ayarlıyor ve bu yüzden yüzüm parlak çıkıyor ve burnum da dolayısıyla gözükmüyor falan. Yani burnuma da o kadar nefret ediyordum. Bak yine burnumu kapatmışım sivitle bu şekilde. İpek kirpik taktırmaya başlamışım sanırım burada. Burada da yine burnumu hep böyle yan çekiyorum arkadaşlar şu şekilde ve burnumu olabildiğince göstermemeye çalışıyorum. Çünkü yüzüme göre büyük hissi uyandırıyor. Yine yüzüme nur inmiş görüyorsunuz. Ne bakın. Ne olursa olsun bir fotoğraf çekiniyorsam bütün yüzüm gözükecekse bile en azından burun kısmımı kapatmaya çalışıyorum. Çünkü cidden aşırı rahatsızlık duyuyormuşum. Wow, burada burnumu göstermişim arkadaşlar. Acaba şok mu yaptım burada? Benim burnumda kemer yoktu ama büyüktü. Aşağıdan çekmişim fotoğrafı. Muhtemelen şok yaptım mı yapmadım tam bilmiyorum. Burası benim modellik yaptığım yerin bir fotoğrafı aslında. Burada burnum falan gözüküyor ama ufak şoplar yapabiliyordum o zamanlar. Bak fark ettiniz mi? Soldaki bacağım ışığı doğru düzgün alamamış. Mesela şop bilgim olsaydı o bacağı şey yapardım, aydınlık yapardım. Tatlı çıkmışım ya. Yüzüm sanki tam oturmamış gibi değil mi arkadaşlar? Daha küçük çocuk gibiyim burada. Turuncu peruk. Yani ben saçlarımı bakır yapmayı çok uzun zamandır istiyordum. Bunu zaten fark etmişsiniz buradan da. Ben bakır saçı çok seviyordum. Ama sarıyı da seviyorum. Yine bir saçlarımı bakır yapma pilleri gelmiş olabilir. Aşağıdan çekmişim ama burnumun şu kısmından yukarısı yok mesela. Bu arada ben burun estetiği yaptırdığım zaman burun deliklerime dokundurtmamıştım. Çünkü annemle babamın haberi yoktu aslında benim estetik yaptıracağımdan. Tam olarak şu şekilde oldu. Ben dedim ki annemlere, yalan söyledim yani. Ben nefes alamıyorum. İşte burnumu yaptırmam lazım, nefes almam lazım, ücret ödemeyeceğim diye söylemiştim. Ve o şekilde gittik doktora. Dedim ki şuralarını kesmeyin hani anlaşılmasın vesaire. O yüzden benim burun deliklerim estetikli değil aslında yani. Sadece şurası estetikli. Burun ucu estetiği de düşünmüyor değilim arkadaşlar ama herhalde üşenirim ya. Çünkü zorlu bir süreç burun estetiği yaptırmak. Bu estetiksiz zamanlarımdaki güzel bir fotoğrafım. Burnum kötü ama yine de güzelim. Ağzımı kapatmışım bu sefer. Wow, burnumu kapatmamışım. Güzel. Yavaş yavaş burnumu gösteriyorum. Acaba ben bir ara bu arada burnuma dolgu yaptırmıştım. Burun ucuma. O zamanlar sanırım bunlar. Bakayım. 2 Mayıs 2018. Galiba burada burun ucuma falan dolgu yaptırtmış olabilirim. Burnum çok bariz belli oluyor. Makyajsızım burada muhtemelen. Ama arkadaşlar ben estetiğim yokken hep güzellik filtrelerini kullanıyordum zaten. Şu anda da kullanıyorum gerçi ama. Uygulamadan çekiyordum fotoğrafı, onu kaydediyordum her seferinde. Instagram story'e atıyordum. Yüzüm bana çok farklı geliyor nedense bilmiyorum. Kaza yapmışım. Bunu niye aldım biliyor musunuz? Önceden daha güzel giyiniyormuşum. Bunu fark ettim. Baksana hani kombin olarak daha asil duruyormuş yani. Şu anda bu şekilde giyinmiyorum nedense bilmiyorum. Güzel giyinme kabiliyetimi kaybetmişim arkadaşlar. Kombinimi mesela hiç beğenmedim. Burada hastanede gizlice fotoğrafımı çekmişler. Bir yandan kombinlerimi de kıyaslıyorum. Yani eski benle şimdiki beni kıyaslıyorum öyle söyleyeyim. Yani eldivenin rengi, çantanın rengi, üzerimdeki mont, onun içindeki hırka, pantolonum hiçbiri uyumlu değil ama yine de sonuçta hastaneye gitmişim, apar topar gitmişim demek ki hatırlamıyorum hiçbir şeyi. Bak bu da 2017. Wow, 2017 yılına ait burnumu kapatmadığım bir fotoğraf, inanamıyorum ve üstelik şop yok. Ama yüzüme yine nur inmiş fark ettiyseniz. Yine arkaya netlemişim arkadaşlar kamerayı. Burada benim burun ve dudak dolgum vardı diye düşünüyorum. Tam doğru bilmemekle birlikte burada burun ve dudak dolgum olduğunu düşünüyorum. Ama bu halim de güzelmiş yani. Şu anda da güzel değil miyim? Bak bunu çok beğendim. Makyajsız, temiz, fresh bir görüntü ve saç rengim de çok tatlı burada. Fotoğrafımı çok sevdim. Bu fotoğrafımı inanılmaz sevdim ve gerçekten bebek gibi duruyor yani. Ve burnum estetik değil. Halimi beğenmedim. Buna puanım 5. Saçlarım hem sarı gibi duruyor, hem değilmiş gibi duruyor, hem koyu duruyor, hem kahverengi gibi duruyor. Burada bayağı kumralım aslında. 7 numara falan saçlarım. Saç boyamı soracak olursanız. Gayet saf çıkmışım. Bu fotoğraflarımı seviyorum. Ama işte özgüven eksikliği. Hani burnumun kötü olduğunu biliyorum ya. O yüzden böyle hep çekindiğim için böyle yüzümü
parça parça. İlk başta burnumu şuraya kadar falan gösteriyordum. Sonra buraya kadar, şimdi buraya kadar falan şu şekilde gösteriyorum. Saç diplerimi falan göstermiyorum mesela. Ama tatlıymışım burada. Evet, güzel. Estetik halim güzel. Beyaz tende kalabildiğim son aylar demişim. Cidden o zamanlar ben daha beyazmışım bu arada. Nasıl olabiliyor bu? Gerçi şu an Temmuz ayındayız. Ben tatile falan da gittim de. Yine Ocak ayında falan muhtemelen beyazlaşırım diye düşünüyorum. Benim buradaki kıyafetlerim şu anda nerede? Çünkü ben çekim yaptıktan sonra bazılarını alıp götürüyordum. Acaba bunu almamışım. Mesela bu sivit ne kadar güzelmiş. Daha çeneme dolgu yaptırmıştım galiba. Öyle hatırlıyorum bunu. Evet, galiba burada çeneme dolgu yaptırmıştım arkadaşlar. Dudaklarım daha küçük. Burnum zaten belli estetiksiz oldu. Gözlerim falan belli. Burada da saçlarım kumral gibi bir renk. Ama kaşlarım birazcık orantısız gibi geldi bana. Linçlenmişim bak. Yıl bilmem kaç. Hakkımda söylenen boş lafları üzüleceğime, gider pembesinde ojemin bitmesine üzülürüm. En azından onun bile hayatında bir yeri var. Başkalarının kusurlarını eleştirmekten kendi hatalarınızı görmüyorsunuz yazmışım. Atarlı reis. Pembe odasında atarlı olan bir reis. Aa, bu da hoş sanki. Burada da 8,1 saçım. Yani ama burada şimdi burnumu fark ettiyseniz burnum burada baya kötü duruyor aslında ve filtreli olmasına rağmen kötü duruyor. Filtre sadece şurayı küçültüyor. Şöyle küçültüyor ve dolayısıyla burnunuz böyle upuzunmuş gibi duruyor. Zaten uzundu ama çok şık çıkmışım. Bak, artık bu şekilde giyinmiyorum. Artık giyinmeme dikkat etmem lazım. Tekrar bu şekilde böyle havalı fotoğraflara ihtiyacım var. Şu anda daha fazla kıyafetim var. Şu anda daha fazla imkanım var. Ama bu şekilde giyinmiyorum artık. Neden? Neden yani? Artık böyle kombin yapamıyorum. Bak, ne demişim? Soru cevap yapmışım. Burnuna estetik yaptıracak mısın diye sormuşlar bana. İfşa sayfaları burnumla dalga geçiyor ama doğarken kimse bunu seçemez. Sırf onlar yüzünden evet bunu düşünüyorum demişim. Burada estetiksizken ve şimdi anlamışsınızdır birazcık psikolojimi. No make-up bir foti atar mısınız Makarna Hanım demişler. Ben de bunu atmışım. Göz altlarım o zamanlar birazcık daha çukur gibi duruyor. Burnum düşük duruyor. Gözlerim böyle bir tuhaf bakıyor. Belki kirpik yok falan diye olabilir. Değişik bir fotoğraf ve beğenmedim burada kendimi. Çok fazla açıkçası. En son ne zaman ağladın diye sormuşlar. En son dün ağladım. Zaten sık sık ağlıyorum. Bence bu ayıp değil. Kötü bir olay yaşamasam bile hayatımda değer verdiğim canlıların öldüğü gözümde canlanıyor. Buna engel olamıyorum ve kurabiyenin ölmesinden çok korkuyorum demişim. Aga be. Ay şu an eski Özgür'e gidip sarılasım geldi. Baksana ne kadar güzel kombin yapıyormuşum. Ne kadar güzel giyiniyormuşum burada ben. O kadar şık ki şu an. Benim bu tişörtüm de yok bu arada. Gidip bakalım istiyorsanız. Bu tişörtüm de yok, bu pantolonum da yok. Benim bu kıyafetlerim nerede? De hatırladım, ben evden kaçarken bazı kıyafetleri yanıma almışım. Keşke böyle güzel kombinleri alsaymışım yanıma. Burada da havalı çıkmışım bak. Asil görüyor musun? Saçlar maçlar uçuşuyor. Burnumuz kötü ama. Ve maskülen çıkmamış mıyım biraz burada? Sanki burnum sertken, burnum böyle estetik değilken birazcık daha böyle maskülen pozlar veriyormuşum. Bunu fark ettim. Baksana burnuma. Terşikimi almaya gidiyorum. Ay çok tuhaf geldi. İyi ki de yaptırmışım ya burnumu gerçekten. Kaşlarım da tuhaf. Gerçi kaşlarımı hala yaptıramadım ama yani bir tuhaf. Burada güzel çıkmışım, havalı. Zaten bunlar genellikle arkadaşlar benim çekim fotoğraflarımdı. Modellik yaptığım zamandan fotoğraflardı. Bak bu fotoğraf çok havalı. Bu fotoğraf cidden bayağı havalı bir fotoğraf ve ben o zamanlar sürekli sivit giyiyordum ya. Böyle sivitin böyle havalı bir şey olmadığını, sıkıcı olduğunu düşünüyordum. Bir de ben bunları yaz mevsiminde giydiğim için mesela kışın satılacak ürünleri yazdan çekmeye başlıyorduk. Bu yüzden ben çok terliyordum. Bu yüzden sivitlerden de nefret ediyordum. Ama çok güzel bir fotoğraf. Bayağı başarılı bir fotoğraf bence. Sanki böyle bir markanın fotoğrafı gibi. Zaten öyleydi de neyse. Bak bu ceketim de nerede mesela? Eski odamı göstermek için bunu almışım ama bu ceketim nerede? Kayıp. Yok kıyafetlerim. Burnumun dolgulu olduğu bir zaman. Farklı bir lens mi takıyordum?
Dudaklarım daha küçük şu ankine göre. Ne kadar şık giyinmişim yine. Tamam, butik kıyafetleri olabilir ama bunları sonuçta kendim de alabiliyordum. Ve ne kadar havalı duruyorum. Şu anda neden böyle bir kombinim yok benim mesela? Saçımı falan böyle tepeden çok güzel toplamışım. Tabii o zaman bu kadar saçlarım kısa değil. Kendi saçlarım da bu kadar kısa değil. Küçük bir bebişle çekildiğim fotoğraf. Burada yüzüm net çıktı diye almışım muhtemelen. Yani kötü değil, evet. Ben arkadaşlar estetiksizken kötü değilmişim. Sadece yaptırmam iyi olmuş diyebiliriz. Ablam, ben ve Defne arkadaşlar. Bu da pembe o da. Aga be. Yine güzel giyinmişim. Bir şey fark ettim ama söylemeyeceğim. Neyse, güzel giyinmişim. Hoş bir fotoğraf bu da. Bugünü çok iyi, çok net hatırlıyorum. Dudak dolgusu yaptırmıştım ama küçük. Azıcık bir dolgu yaptırmıştım. Zaten çok da bir fark olmamış. Siz belki fark etmemişsinizdir. Ben direkt fark ettim çünkü günü hatırlıyorum. Burada makyaj. Fark ettiyseniz böyle yavaş yavaş makyaj yapmayı öğreniyorum falan. Güzel. Güzelleşiyoruz zaten. Zaten bundan birkaç ay sonra falan muhtemelen burnumu yaptırmış olacağım. Zaten son 3 tane fotoğraf falan kaldı inceleyeceğimiz. Makyajsızım. Burnum estetik değil. Dudağımda dolgu var. Kaşlarım maşlarım yapılı değil. Gözlerim, göz estetiğim yok. Göz altım, yanağım, bilmem ne, o dolgularım yok. Ama gayet güzel bence. Hoş. Burada bir tuhaf çıkmışım. Yani başka bir yere bakıyorum ya. Gözüm sanki böyle bir tuhaf çıkmış. Bunu beğendim. Ama yine yarım yüz. Bayılırım yarım yüz fotoğraflara. Bu arada arkadaşlar şuramda sivilce var. Bıyık gibi duruyor. Ama bıyık değil. İleride yapacağım şeyleri aslında eskiden hayal etmişim. Şu şekilde böyle kaşımı kaldırıyorum. Şöyle gözümü çektirmeye çalışıyorum. O zamanki halim şu anki halimi görse çok mutlu olurdu diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, fotoğraflarımı inceledik, estetiksiz hallerimi. Siz ne düşünüyorsunuz? Siz estetik yaptırmayı düşünüyor musunuz veya estetiklere nasıl bakıyorsunuz? Estetik yaptırmaya karşı mısınız yoksa değil misiniz? Sizin çevrenizde estetik yapan insanlar var mı? Kötü sonuçlar gördünüz mü? Sizce estetikli halimi daha iyi yoksa estetiksiz halimi daha iyi? Veya iki halimi de seviyor musunuz? Veya benim dış görünüşüm sizin beni sevip sevmemenizi değiştirmiyor mu? Bunları lütfen yorumlar kısmına yazın ve lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.